Evet sevgili izleyicilerimiz Allah'ın selamı rahmeti bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün uzak doğu tababetiyle ile ilgili bazı önemli eğitimlere başlamak istiyorum. Önce bir beş element sisteminden söz etmek istiyorum. Bu alan çok derya deniz bir alandır. Bu alanda en böyle süzme öz ve bizim için kullanışlı olan şeyler neler onları vermeye çalışacağım. Ee, beş element sistemi ile şifalanma nasıl olur? Ne demektir bunlar? Şimdi geleneksel e, Çin tıbbı e, evren ve insanı açıklarken beş elementten söz eder. Bu sadece Çin tıbbında değil bakın bütün kadim uygarlıklarda var. Örneğin Anadolu uygarlığında i̇bn Sina buna unsur demiştir element yerine. Mesela ateş, su... Toprak, hava ve metal unsuru veya elementinden bahseder. Aynı şekilde bu kadim bilgi Tibet'te, Hindistan'da, Akdeniz'de ve Orta Doğu kültürlerinde de vardır. Bu beş elementin rahatsızlıkların teşhisinde ve tedavisinde çok önemli bir işlevi vardır. Günümüzde de bu teknikler kullanılmaktadır ve ben bu yöntemleri çok önemsiyorum. Uzak doğu tababeti üzerine çok okudum. Hipnoz ve meditasyon eğitimleri aldım. Kulak ve vücut akupunktur eğitimleri aldım. Uzun uzun bu ilimler üzerinde çalıştım. Çin, Hint, Tibet kültürü, bunların felsefeleri, müziği, tıbbı üzerinde okumalar yaptım. Ve gün geçtikçe bu alanda daha böyle kadim bilgilere ulaşarak bunu günümüzde nasıl adapte ederiz? Onlara bakmaya çalışıyorum. E, doğadaki her şey bu beş elementten bir tanesine aittir. Her unsur kendi içinde ya yindir yani dişil veya yangdır yani eril olmak üzere iki kutup barındırıyor. Bakın dünyadaki her şey ama bu beş elementten birine ait. Mevsimler 5 elemente göre hareket ediyor. Aynı şekilde vücudumuzda da bu maddeler evriliyor. Ve belirli dönemlerde spesifik elementler daha dominant veya güçlü hale gelebiliyor. Elementin vücuttaki dengesi bozulduğu zaman farklı organlarımızda farklı hastalıklar meydana gelebiliyor. Ve bu durum bir döngü halini alabiliyor. Eskiler tıbbını ev ve mimarilerini, iç dizaynlarını, beslenmelerini, sağlıklarını, hayatı ve bedenlerini okumalarını hep bu sistem üzerinden yapmışlar. Bu bilgileri kısaca hayatımıza nasıl adapte edeceğiz? Biz ona bakalım. Önce eril ve dişil'e neler giriyor? Dişil enerjiler kategorisinde neler var? Bunların üzerinde duralım. Sonra eril enerjiler kategorisine bakacağız. Tek tek böyle yavaş yavaş söylüyorum zihninizde canlandırın ve yazın bence yazarak çalışın. Mesela anne, dişil enerji, dünya, kadın, para, zihin, rahim, geçmiş, sol, beden, toprak, su, soğuk, siyah, gece. Ay karanlık yatay almak negatif kalp dalak akciğer böbrek karaciğer evet şimdi eril enerjiler kategorisine bir bakalım şimdi onlarda neler var şimdi bunların tam zıttı mesela burada baba Rahman erkek hava Ateş, güneş, sıcak, gündüz, pozitif, otorite, dikey, beyaz, ruh, gelecek, vermek, mide, safra kesesi, ince ve kalın bağırsaklar ve mesane. Şimdi ailede otorite bazen anne, bazen baba olabiliyor. O kimse Eril enerjiyi o temsil ediyor. Eril enerji demek aynı zamanda kimi temsil ediyor? Mesela patronu, yasaları, kanunları, devleti. Aynı zamanda olanı temsil ediyor. Şimdi benim otoriteyle sorunum var ama gündüzle, güneşle, babayla, ruhla veya Allah'la bir sorunum yok diyemiyoruz. Kainatın bir nizamı var ve bu nizama karşı gelmek. Otoriteye erile karşı gelmekle ilgili bir sorunun habercisi bu. Olanı olduğu gibi kabul etmemek, edememek. Hayatımızda şikayet ettiğimiz her şey, bakın her şey bir tıkanmanın habercisi. Vücudumuzun sağ yanında olan, var olan tüm rahatsızlıklar eril enerji, ile olan sorunlarımızdır. Mesela benim annemle bir sorunum var, ama geçmişle işte parayla, kadınla, sol yanımla sorunum yok diyemeyiz. Ee, şimdi bunları anlamak ilk etapta ilk duyanlar için zor olabilir. Ee, devamlı para sorunu yaşayanlar ee, şunu tavsiye ediyorum: karısıyla veya annesiyle iyi geçinmesi ve onların beddualarını almaması gerekiyor. Eğer sizin geçmişle ilgili arkaya baktığınızda bir sorununuz varsa temelde annenizle ilgili halletmeniz gereken bir nokta vardır. Eğer geleceğe endişeyle bakıyorsanız Allah'la, eril enerjiyle, yani geleceğe güvenmekle teslimiyet ve tevekkülle ilgili problemleriniz var demektir. Geçmişle ilgili öfke varsa, bedeniniz hastaysa ruha ve Allah'a yürümekte zorluk çekiyoruz. Yani zorluk çekersiniz. Sürekli içinizde böyle kadere itiraz seslerini duyarsınız. Neden şöyle oldu? niye böyle oldu, niye o öyle yapıyor, neden böyle yapıyor, niye böyle davranıyor gibi sürekli itiraz sesleri duyarsınız. Su dişil enerjidir. Ee, annesiyle ciddi sorun yaşayanlarda yeterince su içememe rahatsızlığı vardır mesela. Su içemezseniz ne olur? Böbrekler tıkanır. Hayat enerjisi tıkanır. Böbreklerle sorunu olanın maddeyle, parayla, borçlanmayla sorunları olur. Su içemezseniz sistem tıkanır. Mesela o durumda çok şiddetli baş ağrıları çekersiniz. Baş ağrınızın geçmesini istiyorsanız, kilo vermek istiyorsanız, vücut dengesine ulaşmak istiyorsanız su içmeye çalışacaksınız. Ve vücudunuzun aldığı kadar, canınızın istediği kadar, vücudunuzun absorbe edip kapasitenizin alabildiği kadar su içmeye gayret edin. Bu genelde ortalama 2-2,5-3 litreyi filan bulur kişiden kişiye değişiyor. E, su içemezseniz ne olur başka? Mesela icatçılık, yaratıcılık durur, bilgi akışı durur, algı düşer, konsantrasyon sorunları başlar. Su olmazsa ışığın ve tuzun alınmasını ve hareketini durdurursunuz. E, yani su sistemi bozulursa bu sefer neler meydana gelir? Neşe ve sevinç de gider. O zaman ne olur? Bu kalbi durdurur, kalbi vurur ve gerçekten kalp rahatsızlıkları oluşmaya başlar. Su içmiyorsa Demek ki geçmişle ilgili sorunları var. Yani hayat enerjisi gidiyor. O yüzden dişil enerjiyle sorunu olanların sürekli de vücudunun sol taraflarıyla alakalı sorunları olur. Sürekli mesela ya sol bacağını vurur ya sol gözü ağrır veya sol böbreği ağrır. Dişil enerjiyle sorunu olan sürekli dünyadan şikayetçidir. Dünyadan zevk alamaz. Yatay eksi kadın dişi Karanlık. Şimdi bunlar kötü şeyler mi? Hayır bunlar kötü değil. Ee, mesela karanlık olmasa ışığı göremeyiz. Gece olmasa uyuyup dinlenemeyiz. Yatayda olup sakinleşip dinlenemesek çalışacak gücümüzü toparlayamayız. Yani kainatta her şey mükemmel bir denge içinde yaratılmıştır. Koca kainatta her şeyi bu kadar denge ve düzen içinde yaratan Rabbim, sizin ihtiyaçlarınızı mı ihmal edecek? Sizi mi görmeyecek? Hayır, sadece insanoğlu nankörlüğü bırakıp sabırlı olacak. Ve kul olma mahcubiyeti, edası, ızdırarı içinde saygı ve edeple Rabbisinin kapısını her daim çalacak ve o kapıdan hiç ayrılmayacaktır. Bu kainatta küçücük karıncadan koskoca evrenlere kadar herkesin ve her şeyin ihtiyacı an be an karşılanıp durmaktadır zaten. Sizin de yaralarınız her an sarılıyordur. Eğer fark edebiliyorsanız. Öyle değil mi? Dünyayı ve geçmişi kabul edeceksek anneden başlayacağız. Önce annemize hizmet edeceğiz. Toprak zemindir. Sürekli hareketli olanların, köklenemeyenlerin içi sürekli e, sıkılır. Böyle canım sıkılıyor, içim sıkılıyor derler. Sürekli yer değiştirirler, sürekli hiperaktiftirler. Bunların toprakla ilgili, topraklanmayla ilgili sorunları vardır ve bunlar sürekli geçmişteki sorunları anlatıp dururlar. Şu andan uzaklaşıp geçmişin anılar denizinde yüzmeye başlıyoruz o zaman. Ne olur anılar denizi bizi boğmaya başlar. Bunlar sürekli şimdiden şikayet edip ah o geçmiş bayramlar deyip geçmiş özlemi duyanlardır. Ha geçmişte güzel anıları hatırlamayalım mı? Hatırlayalım elbet ama negatiflerin içerisinde çok durmayalım. Ee, Allah'la buluşabilmek için dişil taraftan yani geçmiş taraftan özgür olmalıyız. Kendimizi özgürleştirmeliyiz. Geçmişe takılı değil, şimdi de yaşamalıyız. Mesela günümüzde estetik yaşı 30'un altına inmiş. Bu insanlar bedeni kabul edemiyorlar. Bu durumda enerji tıkanıyor. Onların bütün organlarının enerji düzenini o ameliyatlarla bozuyorlar. Bazı kişiler zihinlerini durduramıyor. Sürekli geçmişi konuşuyor. Diyelim ki birini kaybettiniz. Ayrılık ve ölüm var. Hemen kalbimize bakalım. Şikayetler mi var orada? Ağıtlar mı başladı? İsyanlar mı başladı? o zaman otoriteye yani erile yani Allah'a baş kaldırış var. Zihin olanın kabulünde takılıyor demektir. Halbuki ne yapmak lazım? Olan da hayır vardır deyip şükredersek o kilidi, o negatif enerjiyi çözmüş oluruz. Hayatta ne yaşıyorsanız o sizde de vardır. Başkalarına farklı şeyler söyleyip sorunu gizleyebilirsiniz ama olan asla yalan söylemez. Bağırsaklarıyla sorunu olanın yaşadığı olaylarla ilgili sorunları var. Yaşadığı olayları sindiremediği için kaderle, Allah'la da sorunları vardır. Ya kabızlık çeker veya ishal olursunuz. Yani bağırsaklarınız hastalanır. Yani dengesizlik, bir düzensizlik oluşur orada. Bu hazımsızlığı gösteriyor. Mesela bir erkekle ilgili sorunlar yaşanıyorsa bir kadında illaki bağırsakları hastalanır. Mesela gözle sorunu olan kişi dişil ile sorunu vardır. Mesela bu sağ göz ise gelecek, sol göz ise geçmişle alakalıdır. Uzağı göremiyorsa erkek, yakını göremiyorsa da dişille ilgili sorunları vardır. Gerçekten bunlar çok önemli. Ee, i̇lk duyanlar için çok ilginç gelebilir ama gerçekten de çok haklı. Ve doğru yönleri var. Kendinizde tespitler yapın. Mesela vücudumuzda çift olan organlarımız var. Bunlar da hep dişil ve eril diye ayrılırlar. Mesela o çift organlardan hep daha parlak, güzel ve düzgül olanları dişil, buruşuk e, ve yayılmacı olanları hep erkektir. Mesela kalp dişidir. ince bağırsak erkektir. Dalak dişidir. Mide erkektir. Akciğer dişidir. Kalın bağırsak erkektir. Böbrek dişidir, mesane erkektir, karaciğer dişidir, safra kesesi erkektir. Eril enerjiyle sorunu olan herkesin, mesela çoklarında erkek organlarında sorunları vardır. Mesela çok öfkeli olanlar karaciğerinde toksisite oranını yükselterek karaciğer enzimlerini bozarlar. Negatif duygular insanı katılaştırır, boyun, omuz ve sırt tutulmaları yaşarlar. Hangi taraf tutulmuşsa o tarafın ayak baş parmağı iç kısmını sıkça masaj yaparlarsa boyun ve enseleri genişleme, rahatlamaya, gevşemeye başlar. Çünkü meriden hatta oradan geçiyor. Refleksoloji masajları çok rahatlatır. Ee, öfke sorunu olanın gözüyle de ilgili sorunları olur. Gözleri yanar, göz kuruluğu oluşturur. Öfkesi gözlerinden fırlıyordu deriz ya aynen öyledir. Toprak, su, metal dişidir. Çift organların her birinin içinde de erkek ve dişi vardır. Toprakla, zamanla, mekanla ilgili sıkıntılarınız varsa dişil ile anlamamız, fark etmemiz ve dönüştürmemiz gereken konulardan kaynaklanıyordur. Her duygunun dişisi ve erkeği var bu arada. Her duygunun. Mesela öfke dişidir. Katılık erkektir. Gerilim ve kontrol varsa midedir ve erkektir. Her konuda e, stres yapıyorsak biz hemen bu stres midemizi vurur. Hemen mide e, mahvolur. E, ekşimeye, yanmaya başlar. Reflü başlar. Ve aynı zamanda uykularımız bozulur. Demek ki e, eril ile ilgili bir sıkıntımız var. E, dedikodu dalağı bozar. Ve dalak dişidir. Geçmişle, anneyle, dünya ile barışırsak şayet. Ruhla, Allah'la, gelecekle buluşabiliriz. Bedeniyle barışmayan ruhuyla buluşamaz. Bu hayatı kabul etmeyen, hayatındakileri sevemeyen Allah'la özle buluşabilir mi? Bir erkeğin kadına davranışı, maddeye, dünyaya, paraya davranışı ile paralel orandadır. Bir kadının da erkeğine olan davranışı, ruha, Allah'a olan bakışıyla doğru ve paralel orandadır. Erkeğinden bir kadın sürekli şikayet edip duruyorsa mutlaka kendinize çok haklı sebepler de çıkarabilirsiniz. Ama bu konuda bir bir kez daha düşünün. Kaderde anlayamadıklarınız ve gizil olarak Allah'a sitemleriniz var olabilir. Mesela ben öyle insanlar tanıyorum ki 80 yaşına gelmiş ama 30 sene önce ölmüş kocasını hala anlatıyor kötü olarak ondan yakınıyor. Mesela kocası ölüyor ama erkek evlatlarından yakınmaya devam ediyor. Yani eril enerjiyle sorunları var. E, bu arada e, şunu söylemeden de geçemeyeceğim. E, evlilik anlaşmazlıklarınızda her türlü yolu denediniz. Evliliği kurtarmak için çok uğraştınız. Ama karşı taraf evlilik sorumluluklarını almıyorsa, taşımıyorsa ve hiçbir çaba göstermiyorsa ve başka hiçbir yol bırakmamışsa. O zaman boşanmak ikinci bir seçenek olabilir. Diğer tarafı tamamen depresyona sokup bitirmemek için. Çünkü akıl ve ruh sağlığını korumak da farz bir görevdir. Boşanmak her ne kadar Allah'ın hoşlanmadığı bir helal olsa da meşru ve caiz olan bir yoldur. Bununla ilgili Kur'an'da da boşanma ve miras hukuku ile ilgili ayetler vardır. Efendimizin eliyle kurulan azatlı kölesi Zeyd'in evliliği yine Efendimizin izin vermesiyle ayrılıkla sonuçlanmıştır. Böyle bir durumda her iki tarafın da anlaması gereken kaderde fark etmesi gereken kendi kimliğinde değiştirmesi, düzenlemesi gereken birçok gerçekleri vardır. Onlar da bu gerçekleri anlama yoluna giderler. Yani bu her iki taraf içinde hayırlı olacaktır da o yüzden olan da hayır vardır. Ve bu böyle olmuştur. Demek ki Olan da hayır vardır ilkesi yine burada da geçerli. Kocanızla ve babanızla alışverişlerinizde Allah ile alıp veremediğiniz noktaların izlerini arayın. Babam çok otoriter, sert. İşte babam beni bırakıp gitti gibi babayla ilgili şikayetleriniz varsa, onu affedemediyseniz veya işte kocanız tarafından sevilmediğinizi düşünüyorsanız Kocanızın sizi aldattığını veya ihmal ettiğini veya üzdüğünü düşünüyorsanız ve bundan sürekli şikayetçiyseniz ve sürekli neden ben diye sorular soruyorsanız madde ve dünya ile ilgili kabul edemediklerimiz olduğu için bu hayatı, bu bedeni geçmişten getirdiklerimizi kabul edemediğimiz için erkeği olduğu gibi kabul edemedik. Gelen erkeğin bizim yansımamız olduğunu kabul edemedik. Benim gibi birine neden böyle bir erkek dediniz mi hiç? Bu erkek beni aldatıyor diyorsanız kişi aynada kendini seyrediyordur. Kadın ruhunun yolundan gitmeyip ruhunu aldattığı için mi acaba? Erkek gibi kadın denmesi ve toplumun veya anne babanın onayını almak için mi acaba? Bu sebeple Aynı evde iki erkek de olmaz da değil mi? Yoksa o kötü ben iyi miyim? Hangisi? Eğer yaşadıklarımızı doğru bir şekilde analiz edersek göreceğiz ki biz neysek dışarıda bize gösterilen, aynada seyrettirilen de odur. Olan neyse biz oyuz. Kendimizle ilgili ne kadar zannımız varsa olan karşısında geriye çekilir. Evet sevgili izleyicilerimiz. Şimdi bu konuya devam edeceğim işlemeye. Bu enerjiler ve hastalıklarımız, vücut sağlığımızla ilgili konulara devam edeceğim. Kısa kısa kesmek istiyorum. Çok uzadığımı olmuyor. Şimdiden sağlıklı, mutlu, sevgi dolu güzel günler diliyorum efendim. İyi günler dilerim.